Mercimek çorbası. 8-10 kişilik. Pişirme süresi. Tencerede orta ateşte 25 dakika. Kullanılacak malzemeler. Kırmızı mercimek. 2 su bardağı. Soğan. 1 adet. Havuç. 1 adet. Sıvı yağ. 1 çay bardağı. Tereyağı. 2 çorba kaşığı. Un. 3 çorba kaşığı un. Su. 4 bardak sıcak su. 2 bardak soğuk su. Tuz. Karabiber. 1-2 çay kaşığı. Kekik. 1-2 çay kaşığı. Pul biber. 1 tatlı kaşığı. Kuru nane. 1-2 çay kaşığı. 1 adet soğanın kabuklarını soyun ve çok ince bir biçimde doğrayın. Bir tencereye 1 çay bardağı sıvı yağ koyun. Dilimlediğiniz soğanları tencerede kavurun. Bu sırada 1 adet havucu küçük küçük doğrayın ve soğanlarla birlikte 2 dakika daha kavurun. Su bardağı kırmızı mercimeği musluğun altında bir süzgeç yardımıyla çok iyi bir şekilde yıkayın. Yıkadığınız mercimeği tencereye koyun. Kavurduğunuz soğan ve havuçlarla birlikte mercimeği 5-8 dakika arası kavurmaya devam edin. Dört bardak sıcak suyu mercimeklerin üzerine dökün. Mercimekleri 20 dakika orta ateşte pişirin. Pişirme sırasında sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin. Haşladığınız mercimeği başka bir kaba süzgeç yardımıyla yavaş yavaş süzerek aktarın. Böylece pozanın süzgeçte kalmasını sağlarsınız. Süzdüğünüz mercimeğin koyuluğuna göre üzerine soğuk su ekleyerek kıvamını ayarlayın. Süzme işlemi yerine mikser kullanarak da posanın yok olmasını sağlayabilirsiniz. Miyanenin hazırlığı. Bu sırada ayrı bir tencerede 2 çorba kaşığı tereyağını eritin. Tencereye 3 çorba kaşığı unu ilave edin. 2-3 dakika unu kavurun. İki bardak soğuk suyu üzerine ilave edin. Suyu eklerken tüm malzemeyi çırpma teliyle karıştırmaya devam edin. Süzdüğünüz ya da mikserden geçirdiğiniz mercimeği orta ateşteki miyanenin üzerine sürekli çırpma teli ya da kaşıkla karıştırarak yavaş yavaş dökün. Dökme işleminden sonra 1-2 dakika daha bir taşım kaynatın. Çorbanızın renginin güzel olması için mercimeği iyi yıkamanız gerekir. Mercimekler pişerken çırpma teliyle karıştırırsanız mercimekler güzel dağılır. Çorbayı servis kasesine boşalttıktan sonra üzerine eritilmiş tereyağı ve pul biber sosunu ilave edebilirsiniz. Dilerseniz çorbanızın üzerine kızartılmış ekmek de koyabilirsiniz. Bunun için bayat ekmekleri küp şeklinde doğrayın. Teflon tavaya az zeytinyağı, isteğe göre kekik ve nane koyun. Ekmekleri baharatlarla tavada 1-2 dakika salladıktan sonra çorbanızın üzerinde servis yapabilirsiniz. İsteğe göre farklı baharat çeşitleri de ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.